geleceği üzerinde hayırlara vesile olacaktır. Her şey gelir geçer. Bu işler biter. Ömürler geçer. Mekanlar değişir. Makamlar geçer. İnsanlar değişir. Yüzler değişir. Ama asıl olan gönüllerdir. Allah gönüllerimizi birbirinden uzak etmesin. Kalplerimize fitneyi musallat etmesin. Allah'a binlerce kez şükür olsun. Bize bu şehire arkadaşlarımızla birlikte hizmet edebilme, bu şehrin hizmetkarı olabilme fırsatı verdi. Göğsümüze bir istiklal madalyası gibi Trabzon milletvekilliği rozeti takma şerefini bizlere bahşetti. Bizim buna şükrümüzün sınırı yoktur. Bu salonda sizlerle bir araya gelince bu hissiyatımı naçizane sizlerle paylaşmak istedim. Kıymetli il başkanımız, değerli milletvekilimiz, milletvekillerimiz ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden aramızda bulunan çok değerli dostlarımız, değerli ilçe başkanlarımız, kadın kollarımızın ve gençlik kollarımızın çok kıymetli başkanları, teşkilatının mensupları, Trabzon'a yepyeni bir vizyon, yepyeni bir hizmet anlayışı katmak üzere elini taşın altına koyan çok değerli Büyükşehir Belediye Başkan adayımız ve yine biraz önce konuşmalarıyla beraber hizmet heyecanını asla bir gün bile kesmeyen ve bu konuda gayreti herkese örnek olan değerli Ortahisar Belediye Başkanımız ve Başkan adayımız ve kampanya süreçlerinde güzel bir yol arkadaşlığı yaptığımız, gün oldu sabah namazı çıkışında çay ve simit sohbetleri yaptığımız, gün oldu mahalle mahalle dolaşıp heyecanlarımızı, ideallerimizi, heveslerimizi, gelecek nesillerimize bırakmak istediklerimizi anlattığımız, bizi asla yalnız bırakmayan, bizi asla yolda bırakmayan ve bu heyecanımızda büyük emeği ve alın teri olan çok değerli genç kardeşlerim, saygıdeğer hemşehrilerim, saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler, öncelikle sizlerle bu salonda bulunmaktan büyük bir onur duyuyor. Hepinize çok teşekkür ediyor. Sizleri hürmetle, muhabbetle ve sevgiyle selamlıyorum. Buraya gelirken sizlere bir de selam getirdim. Trabzon denilince içi titreyen, Trabzon'a çok eser kazandırmış, çok emek vermiş, daha fazlasını da yapmak için hala büyük bir gayret içerisinde olan çok değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle Trabzonlu gençlere selamlarını, muhabbetlerini ve sevgilerini getirdi. Sevgili genç arkadaşlar, siyaset politik bir duruş gerektirir. Yani hangi kesime, ülkenizin geleceğine, dünyadaki gelişen dış politika anlayışına, haksızlıklara, usulsüzlüklere ve sürekli dünyayı bir tarafa itmeye çalışanlara karşı nasıl bir duruş göstereceğinizi siyaset belirler. Bu bir karakter oluşturur. Aslında bu karakter ülkemizin, yarınlarımızın, dünyanın kendi adına gelişimine de etki koyar. Bu karakter eğer doğruysa, bizim lisanımızla sırat-ı müstakim üzereyse, bu karakterin en büyük yardımcısı Allah'tır. Eğer işleriniz doğru yapılıyorsa, duruşunuz, dış politika vizyonunuz, içeride yapacağınız hizmetler, geleceğinize ait hedefler, idealler doğruysa, toplumda toplumumuzu, milletimizi yanlış yere sevk etmeye
ve onları farklı bir anlayışa itmeye çalışanlara karşı mahalle baskısından çekinmeyip, mahalle baskısından korkmayıp, doğru duruşunuzu eğer ortaya koyabiliyorsanız aslında bir karakter oluşturuyorsunuz demektir. Dünyayı iyi tanımanız,